olay Gören Taş'tan Bahçesaray'a doğru gidiyorduk. Yoğun bir tipi fırtına vardı. Bahçesaray'ın Krapet bölgesine vardığımızda orada bir minibüs duruyordu, zincirleri bağlamıştı. Ben minibüse hemen geçtikten sonra, bu arada şantiye şefimiz Fahri Bey, bir de şube ekip başımız Faruk abi yanındaydılar. Onlar arkamdan şeyle pikapla geliyordular. Ben minibüsü geçtikten kısa bir mesafe sonra ani bir çığ geldi. Ben orada duraksadım biraz. Ondan sonra yolu açayım, devam edelim. Çünkü daha önce olmuş bir kazayı tespit etmemiz gerekiyordu. Orayı geçtikten sonra çığ açmaya başladıktan sonra baktım çığ gerçekten çok fazla gelmiş. İkinci bir makineye ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Geri geldim şefe, söyledim ki dedim ikinci bir makineyi getirin. Şefim de yanındaki arkadaşlar da ikinci bir makineyi getirmek için harekete geçtiler. Ben de o arada orada kaldım. Minibüse dedim ki dedim zincirlerini taktıysan geri dönelim dedim. Çünkü yoğun bir tipi, yoğun bir fırtına vardı. Görüş yoktu. Minibüsçi arkadaşlar dedi ki istersen bir daha dene dedi. Eğer yolu erken açabilirsen belki evimize ulaşırız dedi. Çoluk çocuk var yanımızda. Ben de ikinci defa denemeye çalıştım. Bu arada ikinci çığ koptu. Çığ da ikinci defa geldi. Zaten ben makine binip hareket ettiğim gibi çığ geldi. Yani çığın kopmasıyla zaten ne olduğunu anlayamadım. Kendimi derin dibinde makinenin içindeydim tabii. Makine dereye yuvarlandı. Makinenin içinde bayağı bir bekledim, dedim belki minibüsteki arkadaşlar beni gelir kurtarırlar. Bir yaklaşık bir 20-25 dakika bekledikten sonra baktım bir şey yok. Bu sefer kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım. Çok şükür çıktım, çıkabildim. Camı kırarak çıktım. Tabii üstünde de bir kar tabakası vardı. Hani hafif bir ışık görünce çekicin sabıyla deldim çıktım. Yukarıya çıktığımda minibüsü aradım fakat bulamadım.